374. yıl dönümü. Aradan neredeyse 14 asır geçmiş olmasına rağmen İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in sevgisinin kalplerimizden bir lahza olsun azalmamasının sebebi, Müslim Bey'in ifade ettiği üzere, bu sevginin Kur'an ve hadislerle bize emredilmiş olmasıdır. Bu imanı taşıyor olmamızdır. Ama aynı zamanda hem yönelttiğiniz sorunun da cevabı olacağı için, 14 asır geçmiş olmasına rağmen Ehl-i Beyt'e olan düşmanlığın da maalesef bitmemiş olması, aynı hızlı, aynı anlayışla devam ediyor oluşu. Bu anlamda muhterem hocamıza hemen sözün başında teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü kaleme aldığı Ehl-i Beyt külliyatı ve ortaya koyduğu Ehl-i Beyt açılımıyla birlikte bizimle beraber tüm İslam aleminin Ehl-i Beyt'i nasıl anlamamız gerektiğini tekrar hatırlattı. Ve hani içinde bulunduğumuz yüzyılda en önemli vazifeyi, en önemli açılımı yapmıştır diye de düşünüyorum. Şimdi Müslim Bey anlatırken, yani Ehl-i Beyt'i sevmenin hani ayetle, hadisle bize bildirildiğini, ben 19. yüzyılda 2. Mahmud zulmüyle yok edilen Bektaşi, Ehl-i Beyt aşıklarının, işte o dönemde Hacı Bektaş Veli Postnişini, Hamdullah Çelebi'nin çok ağır bir mahkemede ve gerçekten tarihin kara sayfalarında yerini alan bir sorguya tabi tutuluyor. Çok uzun ama sadece konuyla ilgili olduğu için de buradan gireceğim konularla da alakalı olduğu için, yani Ehl-i Sünnet dediğimiz Emevi anlayışının bir kadının dilinden yansımasını, kadının, müftünün dilinden nasıl bir anlayışa sahip olduklarını ve ona karşı Hamdullah Çelebi'nin verdiği cevapla da birlikte Ehl-i Beyt duruşunun ne demek olduğunu bir cümleyle ifade edeceğim. Kadı Efendi soruyor Hamdullah Çelebi'ye. Şeyh Efendi, sen ve mensuplarınız Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın sırasıyla sevilmesi gerekirken ilk üç halifeyi sevmeyip atlayarak Hazreti Ali'yi sevmenin günah olduğunu bilmiyor musunuz? Bakın, başında bir ekleme olsa bile şu son cümle çok önemlidir. Hazreti Ali'yi sevmenin günah olduğunu bilmiyor musunuz? Ehl-i sünnet vel cemaatin kabul ettiği ayetle, hadiste beyan edilen yoldan niçin sapmaktasınız? Dinimize göre Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı sevmemek küfür ve kafirliktir. Kafirin katli vaciptir. Bunu Osmanlı'nın kadısı söylüyor, müftüsü söylüyor. Yani Ali'yi sevmenin günah olduğunu söylüyor. Bilakis Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı sevmemenin de kafirlik olduğunu söylüyor. Ve bakın, buna verdiği cevap tarih niteliktedir. Bir paragraf. Biz Müslümanların, Hamdullah Çelebi diyor ki, biz Müslümanların Hazreti Ali'yi bütün ashabın üstünde sevmemiz Allah'ın emriyledir. Hazreti Muhammed'in gerçek hadisleriyledir. Ashab olsun, ümmetten olsun, kan döken katilleri biz Müslümanlar sevmeyiz. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'inde lanetullahı alel kavmil kafirin ve lanetullahı alel kavmil zalimin buyuruyor. Hazreti Ali'nin ve Ehl-i Beyt'inin masumluğuna inanıyoruz. Bunlar Hazreti Peygamber'den sonra en çok sevdiğimiz kişiler olmaktadır. Bunu da dinsizlikle suçladıkları Hacı Bektaş Veli'nin o dönemdeki postnişini Hamdullah Çelebi söylüyor. Yani Ehl-i Beyt'i sevmenin farz olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki bunun yanı sıra bu anlayışın beslendiği ve İmam Rabbani olarak bilinen Ahmet Sirhindi ne diyor? 349. mektubunda diyor ki, Ebu Bekir ile Ömer'in daha faziletli oldukları sahabenin ve tabiin icma ile sabittir. Ve onların daha faziletli olduğuna inanmamız gerekiyor. Yani bakın, bir tarafta Kur'an ve peygamberin sözleri varken siz sahabenin ve tabiinin icması diye bir yol uyduruyorsunuz, yol üretiyorsunuz. Yani bunun derinliklerine muhterem hocam zaten girecektir. Ben tabii işin tarihi boyutunu ele almak istiyorum. Şimdi bakın, bu zihniyet
Yani tarih boyunca devam etti, günümüzde de devam ediyor. Günümüzdeki örneklerini de vereceğim. Şimdi tarihin hani belki de bu coğrafya için cilvesi diyelim. Bildiğiniz gibi Haçlı Savaşları 11. asırda başlamıştır. İlk Haçlı Savaşı 1099 Kudüs'ün işgal edilme ve bizim Anadolu topraklarının Antakya'nın da işgal edildiği Haçlı Savaşı'dır. Ve yine aynı tarihe denk gelen önemli bir olay vardır. Bu da Türk milletinin Ehl-i Beyt marifetiyle İslamiyet'i kabul ettiği, Horasan'dan başlayıp tüm Anadolu'ya yayıldıkları. Ve bakın Ahmet Yesevi Hazretleri'nin doğum tarihi de o ilk Haçlı Savaşı'nın başladığı dönemdir. Yani aynı yüzyıllarda olması tesadüf değildir. Ve orada Ehl-i Beyt marifetiyle İslam'la şereflenen Türk milleti Ahmet Yesevi ve Ahmet Yesevi'nin gönderdiği Hacı Bektaş Veli ile birlikte Anadolu'da bu Haçlı kuvvetlerine karşı duran yegane güçtür. Yani Haçlıların yüzyıllık planlarını ters yüz etmiştir. Neden? Çünkü Anadolu'ya öyle bir iman dolu nesil gönderilmiş ki ve bu nesil Hacı Bektaş Veli örneğini muhterem hocam sıklıkla ve Türkiye'de ilk defa dünyanın en büyük sosyal devrimidir diyerek aslında çok önemli tarihi bir tespite de imza atmaktadır. Bu sosyal devrimle beraber oradaki keldani, yezdani bütün unsurlar Müslüman Türk kimliği altında birleşiyor. Ve bu Müslüman Türk kimliği Haçlı'ya meydan vermiyor. Haçlı'yı bu topraklardan kovuyor. Daha doğrusu Haçlı'nın strateji değiştirmesine sebebiyet veriyor. Yani Haçlı bu işin, hani bu imana sahip, Ehl-i Beyt'te İslam olmuş Türk milleti varken silahla, topla, tüfekle, kılıçla İslam dünyasının yok edilemeyeceği gerçeğine varıp yöntem değiştiriyor. Bakın işte bütün bu süreçlerin tamamını büyük fotoğraftan okuduğumuzda bu yeni yöntem daha tehlikeli. Neden? Çünkü bir öncekinde karşınızda topuyla, tüfeğiyle gelmiş düşman var ve siz ona karşı mücadele ediyorsunuz. Yeni yöntem İngilizlerin siyasetidir. Neden? Çünkü bugün her ne kadar Amerika perdenin önünde dursa da hani Batı Haçlı siyasetinin ana taşıyıcı ülkesi diyelim, lokomotifi İngilizlerdir. Tarih boyu hep böyle olmuştur. Bütün planları, projeleri İngilizler yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı ile beraber de bu bayrağı Amerika'ya devretmiştir. Ve İngilizler o dönemde artık yeni stratejilerini İslam'ın içine girerek, İslam'ı tahrif ederek, İslam'ın içinde yeni bir din oluşturarak yapmaya başlamışlardır. Burada yine muhterem hocamın Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler kitabında bu konu teferruatlı bir şekilde İngilizlerin İslam coğrafyasında oynadıkları oyunlar anlatılmıştır. Orada bakın ilk önce Vehhabilik dediğimiz bir akımı kuruyorlar. Bu Vehhabilik akımıyla İslam'ın içini boşaltıp, İslam'ı tahrip edip yeni bir din anlayışı getiriyorlar. İşte Vehhabiliğin en çok bildiğimiz ki günümüzde de devam vardır. Mesela bütün türbelere saldırmaları, evliyalara saldırmaları, hani bir İngiliz dini oluşturuyorlar. Ve bununla beraber ciddi bir darbe alıyor. Osmanlı'nın aslında yıkılış sürecinin hani çökme dönemine de denk gelmektedir ki orada ciddi bir etkisi vardır. Ama bununla yetinmiyorlar. Aynı zamanda bir tarikat oluşturuyorlar. Bir programlarımızda ifade ediyoruz, anlatıyoruz. Bu tarikat Nakşilik diye bir tarikat oluşturuyorlar. Bu Nakşilik tarikatıyla beraber bakın Nakşiliğin Müslüm Bey ifade etti. Üveysilik gibi bir yola tasavvuf gibi bir Ehl-i Beyt ekolünü oturtuyorlar. Bunun olma şansı yok. Ama bakın Nakşilik ısrarla gelip Ahmet Yesevi'ye dayandırma girişimi silsileleri tesadüf değil. O demin çizdiğimiz tablo yani Ahmet Yesevi'nin Haçlı dünyasında oynadığı kilit rol Anadolu coğrafyasına gönderdiği Alperenler, Dervişler ve Hacı Bektaş Veli anlayışı İngilizlerin hareket noktasını teşkil ediyor. Ve silsileyi Ahmet Yesevi'ye dayandırıyorlar ama alakası yok. Ahmet Yesevi'nin bir Ehl-i Beyt aşığı olduğu ve alakası olmadığı Türkiye'deki en etkili ordinarius profesörler tarafından da tespit edilmiştir, kayıt altına alınmıştır. Ama bu oyun bitiyor mu? Nakşilik dediğimiz akımla dikkat edin Ehl-i Beyt'in İslam'a yaydığı Afrika'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Anadolu'ya varan bütün topraklarda Nakşilik bir anda hızla yayılıyor. Kiminle yayılıyor? Rabbani ile Hindistan'dan çıkıp Halid Bağdadi ile beraber bu saydığımız coğrafyalara yayılıyor. Peki temel hareket noktaları ne? Bugün 10 Muharrem'i konuşuyoruz. Ehl-i Beyt'in evlatlarının katledilişini konuşuyoruz. İşte Ehl-i Beyt'e
1374 yıl önce kim saldırdıysa onların devamı, yani Ehl-i Beyt düşmanlığı, Ehl-i Beyt'e yani düşmanlık üzerine kurulan bir yapı var karşımızda. Nakşiliğin temel felsefesi bu. Ve bu felsefeyle yola çıkan Nakşilik, demin mektubatında da ifade ettiğimiz Halid Bağdadi'nin tüm eserlerinde vardır. Muaviye ve Yezid'i cennete sokmak için amiyane tabirle binbir takla atarken, ama İmam Ali'yi sevmenin de günah olduğunu söyleyecek kadar İslam dairesinin dışındadır. Aslında Hamdullah Çelebi'nin verdiği çok güzel bir söz var. Tarihi bir tespit. Biz Müslümanız, sizler Sünnisiniz diyor. Aslında bunun ötesinde bir şey söylemeye de gerek yok. Tarihi bir cevaptır. Şimdi bakın buradan nereye gelmek istiyorum. Bu oyun tuttu mu, o cephede aslında o mayayı tutturmaya çalıştılar ama Ehl-i Beyt'i seven insanlar ve Ehl-i Beyt'in mayasının sağlamlığı bu oyunun karşısında hep durmuştur. Tarihten beri hep böyledir. Yani 19. yüzyılda Halid Bağdadi'ye oyununun kim farkına vardıysa bugün de aslında o anlayışın, o ekolün devamı bunun karşısında durmaktadır. Durmaya da devam edecektir. Buradan hem denk gelmesi, yani güzel bir tesadüf diyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün de hani ölümünün 10 Kasım'da 10 Muharrem'e olmasa da hani o Muharrem haftasına denk gelmesi de aslında bize şunu hatırlatıyor. Bakın bugün Mustafa Kemal Atatürk'e küfredenlerle Ehl-i Beyt'e küfredenler aynı insanlar. Ehl-i Beyt'e karşı tuzak kuranlarla Mustafa Kemal bu cumhuriyeti kurarken karşısında olan insanlar aynı insanlar. Peki bu tesadüf mü? Hayır. Neden? Çünkü Ahmet Yesevi'den bu yana Hacı Bektaş Veli'nin bu coğrafyaya getirdiği Müslüman Türk kimliği anlayışını birebir Mustafa Kemal Atatürk devam ettirmiştir. Yani Lozan Anlaşması'nda ısrarla İngilizlerin, ki aylarca inkıtaya uğramıştır bu sebepten dolayı Lozan Anlaşması, Kürtleri azınlık süresine sokmasına karşı İnönü'yü derhal toplanıp geliyorsunuz diye talimat veren Mustafa Kemal'in çizdiği bir tablo vardır. Net bir tanım vardır. Bizde azınlık gayrimüslimlerdir. Kürtler Müslüman olduğu için azınlık değildir. Bakın bunu yine muhterem hocamız Haydar Başbey ifade etti Türkiye'de ilk defa. Bu şu demektir. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün "ne mutlu Türk'üm" diyene sözü Lozan'da ortaya koyduğu o bakış açısıyla birlikte "ne mutlu Müslümanım" diyenedir. Ya siz kalkıp da "ne mutlu Müslümanım" diyene diyen bir insanı dinsiz ilan edeceksiniz. Çok net olarak ifade ediyoruz. Mustafa Kemal'e dinsiz diyenlerin tamamı o Mustafa Kemal'e attıkları iftiranın, o sıfatın sahibidirler. Ve Mustafa Kemal Atatürk, Müslüman Türk milleti mantığını yerleştirdiği, oturduğu için bundan rahatsızlık duydular. Ve dikkat edin, bu kimliği benimseyemeyenlerin tamamı Mustafa Kemal bu devleti kurduğu sırada ya Amerikan mandacılığını ya İngiliz himayesini istemiştir. İngilizlerle kol kola kucak kucağı olmuştur. Yani ihanet içinde olmuştur. Bu büyük ihanet şebekesinin içinde olmuştur. Peki bugün farklı mı diye baktığımızda, bugün aslında yaşadıklarımız da bu sürecin bir devamı niteliğinde. Yani bilinç altlarına yerleşmiş öyle bir kültür var ki, geçtiğimiz günlerde bir gazetenin, hükümete yakınlığı veren bir gazetenin manşeti. Biliyorsunuz yeni bir köprü yapıldı, yapılıyor daha doğrusu. İsmini, yani Türkiye'de isim kalmamış gibi Yavuz Sultan Selim koydular. Ve gazetenin manşeti, şu köprünün iki tane ayağı yapılmış da Yavuz ayaklandı diye manşet atıyor. Bu aslında Ehl-i Beyt'e ve Ehl-i Beyt'i sevenlere duyulan kinin bilinç altından hani dışarı fışkırmasıdır tek kelimeyle. Şimdi Yavuz dediğiniz ismi, hani bunu yargılamak gerekiyor. Ben 10 Kasım'da Tuzla'da Ehl-i Beyt İnanç Vakfı'nın düzenlediği ve 1000 kişinin katıldığı bir sempozyumdaydım. Yani 10 Muharrem'i, Kerbela Matemi'ni konu alan. Orada hani bir konuşma yaptım ve oradan gelen insanlar muhterem hocamı takip ettiklerini ve Alevilikle ilgili hani gerçekten Türkiye'de hani tarihe geçecek isim olduğunu ve bugüne kadar Aleviliklerini gizlediklerini Haydarbaş hocam sayesinde ifade ettiklerini vurguladıktan sonra şunu söyledi bana. Ya dedi,
biz o kadar baskı, o kadar zulüm gördük ki. Yani özellikle dedi ki yani Yavuz'un bize yaptıklarını bir cümle bile anlatmanız gerekiyor. Ki bizim anlattığımızı da biliyor. Şimdi bakın Yavuz kuyulara on binlerce Türkmeni doldurmuştur. Bakın burada Hamdullah Çelebi söylüyor. Siz on binlerce Oğuz Türk'üne kıydınız diyor. Niye? Çünkü Türkmenlerin tamamı Ehl-i Beyt'ten geliyor. İkinci Mahmut, bakın Israncı ormanları ve Belgrad ormanlarında oraya kaçıyorlar ikinci Mahmud'un zulmünden. On binlerce Bektaşi'yi diri diri yakmıştır bu ormanlarda. Tarih bunları kaydetmiştir. Öyle bir zulüm görüyorlar ki Yavuz'un ettiği zulüm ortadayken siz kalkıp köprüye bunun ismini veriyorsanız Alevilerin ibadet ettikleri, hani belki sizlerin etmediği kadar ibadet ettikleri cemevlerine cümbüş evi diyorsanız demek ki bu zihniyetin devamı maalesef bugünkü siyasette de var. Bu aslında Alevi kardeşlerimizin, Ehl-i Beyt'i seven kardeşlerimizin de hani dikkatle not etmesi gereken. Ben son cümle olarak şunu ifade edeyim. O Tuzla'daki konferansta o Alevi kardeşlerimizin, yani Haydarbaş Bey'in ortaya koyduğu Ehl-i Beyt açılımına nasıl yaklaştıklarını görünce hani gerçekten bizim de farkına varmadığımız, biz Haydarbaş Bey'in yanında hani bugüne kadar bir hakkı teslim etmemiş olmanın belki mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Yeniden farkına vardık. Ehl-i Beyt'i sevince bununla huzur buluyoruz. Ama Alevi taraftaki yankısı çok daha etkili. Onlar yıllardır, yüzyıllardır uygulanan baskı ortamından sonra adeta bir sahip buldular. Sığınacakları bir liman, hani yamacına sığınacakları bir koca bir dağı buldular. Ve bu özgüvenle, bu rahatlıkta o kadar hani rahatlamış gördüm ki hepsinin sırtından 1000 ton kalktı desem yeridir. Bunu açıklıkla da ifade ediyorlar. Yani yüzyıllardır biz zulüm gördük, baskı gördük. Görmüyor musunuz diyor. Orada bir tane sosyolog bir şeyler saçmalamaya çalıştı. İsyan ettiler, siz neden bahsediyorsunuz dedi ya. Bu hükümetin ne alevisi dedi. Adam hani bizim yaramıza tuz basarcasına bir köprü yapıyor, Yavuz ismini veriyor. Bunun hani bize hakaret etmekten, bizi hor görmekten, aşağılamaktan başka bir anlamı yok. Yani bu anlayışla beraber ben şunu ifade edeyim. Haydarbaş Bey'e öyle bir sığınıyorlar ki bu sığınma Ehl-i Beyt'in yüceliğini tekrar hatırlattı bize. Ve ona sahip çıkmanın ne kadar yüce bir misyon olduğunu hatırlattı. Ama aynı zamanda da şunu görüyoruz. Yani düşman o kadar incelikli bu oyunu oynuyor ki bugün sakallı, cübbeli, sarıklı gördükleriniz İslam adına konuşup Ehl-i Beyt'i hedef alıyorlar ve bu yüzyıllardır da devam ediyor. Emre Bey, tarihçi, yazar. Teşekkür ederiz. Güzel bir değerlendirme oldu. Hocam sizin bir de diyeceğiniz var herhalde. Buyurun. Çok mükemmel bir meseleyi çok fevkalade ortaya koydu. Ben bunu tamamlamak için birkaç cümle söyleyeceğim. Şimdi Avrupa her zaman İslam'ın içiyle oynadı. Bakın mesela Rusya'da komünist ihtilali oldu. İslam'la oynamadılar, Müslüman'la oynadılar. İnkar ettiler, böyle bir şey yok dediler. Ama İslam şudur, İslam budur diye tarif etmediler. Topyekun inkar ettiler. Ve şimdi Müslüman dinine döndüğü zaman orada saf haliyle dönüyor. İslam'da ne var? Ta Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den zamanımıza kadar. Batı'da böyle değil ama. Batı'da Müslümanların üzerine gittiler, mağlup edemediler. Haçlı seferleri olsun, ülkeler arasındaki savaşlar olsun, bunu çoğaltabilirsiniz. Müslümanı yok edemediler. Bu sefer İslam'ın kimliğini değiştirmeye başladılar. Az evvel söylediği iki tane akım. Biri tarikatten, birisi mezhepten. Bunların içeriği değiştirilmiş. Yani bu konuya açık olarak girildiği zaman göreceğiz ki, mesela bakın Ehl-i Beyt mantığına adamlar çürütmek için tavassutu inkar ettiler. Yani vesileyi. Mezhep hareketiyle bunu yok ettiler. Böyle bir şey yok dediler. Kabirlere saldırdılar. Hala şimdi de saldırıyorlar. Bu ne akımı? Batının akımı. Efendime söyleyeyim. Şimdi
Tarikat müessesesi tamamen vasıtalarla Allah'a yürümedir. Vebtegu ileyhil vesile. Vesileye sarılarak Cenab-ı Hakk'a gitmek, vasıl olmak. Şimdi tarikat yoluyla da o vesileyi aradan kaldırdılar. Kendilerine göre bir terim buldular, vesilenin yerine koydular. Mehmet Bey onlar konuşmasında bunu izah ederler, ben onlara pek girmeyeyim. Yani Ehl-i Beyt'in özelliklerini tamamen ortadan kaldırmak üzere Batır'ı çok ciddi hem tarikatle hem mezheple oynadı. Onun için bizi takip eden arkadaşlarımızın bu işe kulak vermesi lazım. Ya bunlar işte bizi yok etmeye, öyle bir derdimiz yok bizim, Allah'a sığınırız. Mesela ben çok araştırmalar yaptım bu konularda. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Ve meselenin köküne indim. Ehl-i Beyt için buyurduğu hadis. Gökteki yıldız bunlar. Niye? Bak ayeti kerimede Cenab-ı Hak onlar Allah'ın ayetlerini okuyor. Kim? Bu Ehl-i Beyt imamları. Daha Müslüman'ı tezkiye ediyor. Daha kitabın hikmetini anlatıyor. Allah'ın şu ayetteki mantığı, maksadı ne? Bunu anlatıyor ve bilmediklerinizi size öğretiyor. Kim bu sıfatlar kimde var? Ehl-i Beyt'te. İşte bunlar gökteki yıldızlar gibi. Ama sünnilik hareketine geliyoruz, sahabeye bunu mal ediyor. Oğlum babana çiftliği mi bu? Sonra senin dünyanda hadis ilmi ne zaman tedvin edildi? Peygamberin hicretinden 200 sene sonra. İmam Ali peygamberin döneminde be. Kime yutturuyorsun bunu? Yani senin 200 sene sonra dediğin doğru, Ali'nin peygamberin döneminde dediği yanlış. O kadar batıl olabilir mi? Şimdi inşallah o noktaya getirmezler. Ben onları sünnilik kavramında tartışacağım. İmam-ı Azam'a sünni diyorlar, yalan. İmam-ı Azam buz gibi Ehl-i Beyt tarafı. İmam-ı Şafii'ye sünni diyorlar, yalan. Buz gibi Ehl-i Beyt tarafı. Delilleriyle ortaya koyacağız bunları. Mezhep imamlarının tamamı Ehl-i Beyt'in yanındadır. Sünnilik kavramı ne ayette vardır, ne hadiste vardır. İşte bu uydurulan akımların ortaya koyduğu, efendime söyleyeyim, sığınma araçları. Öyle bir şey yok. Tek Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde bir yol var, o da Ehl-i Beyt'tir. Kusura bakmayın uzattım. Burada demek istediğim, yani tavassut kelimesini efendim kaldırarak yeni bir kimlik ortaya koymaya çalıştılar. Niye? Batı İslam'la oynadı. Bak Afrika'yı Müslüman kim yaptı? Ehl-i Beyt yaptı. Anadolu'yu kim Müslüman yaptı? Ehl-i Beyt yaptı. Uzak Doğu'yu kim Müslüman yaptı? Ehl-i Beyt yaptı. Ya her tarafı Müslüman. Nasıl bunların önüne geçeriz? Dediler hücum edelim en güçlü ordularla. Haçlı ordularıyla. Bak edemediler. Bu sefer oturdular kara kara düşündüler. Tamam dediler bulduk. Evet. Neyi? Müslüman kimliğini bozmak. İşte o ortaya koyduğu isimler mezhepte ve tarikatte İslam kimliğini bozma hareketi.